Sanırım Captive Honor and No Honor Cenk'ciğim. Hı? Ne oldu yine? Bobbering Time is here sanırım. Evet, zira müstakbel müşterilerimizi etkilemek açısından onları dükkanımızda böbürle karşıladım. Müstakbel müşterilerimiz derken seyircilerimiz anlamında değil sevgili izleyiciler. Evet. Sadece siz değil, şu an videomuzu izlemeyen bütün dünyadaki insanlar bizim müstakbel müşterilerimiz. Çünkü yeni bir iş fikrimiz var. Evet, biliyorsunuz Erdem amcanızla birer yazılım üstadı olduğumuz gerçeği yadsınamaz bir şekilde yıllardır karşımızda duruyor. Evet, yani bunu kabul etmeyen bir kişi yeryüzünde kalmadı diye düşünüyorum. En son iki kişi vardı, onları da hallettik Cenk'ciğim. Evet, o şeyin önünde gördüğümüz iki tipi diyorsun. Evet. Onları da ikna ettikten sonra artık bu olay şey oldu. Size yepyeni bir aplik fikrimizi açıklayacağız ve de startup bazında. Evet. Oradan çeşitli 3-5 gönderti bekliyoruz. Dolarlar, eurolar falan akıtırsanız siz de bu inanılmaz para getirecek olan yazılıma ortak olabilirsiniz. Sevgili izleyiciler, tabii bu yazılım burada sadece fikir olarak söylenmeyecek. Aynı zamanda da bir pazarlama aktivitesinin ilk aşamasıyla karşı karşıyasınız. Yani sonuçta tarihi bir ana tanıklık etmeniz çok olası. Ben de bu cümleyi nasıl bitireceğim diye çok düşündüm. Evet, yani an tarihi olduğu için Erdem amcanız heyecanını gizleyemedi. Ve an tarihiyim. Ağzının burasından çenesine doğru aktı. Bu niye burada? Ben bunu da önce istersen aplikasyona girmeden bundan biraz bahsedeyim. Evet, çünkü şimdi bunu gördükleri zaman yani bununla ilgili bir aplikasyon mu acaba falan diye düşünmüş olacaklardır. Diğer sevgili izleyiciler biraz merak edin. Bu sevgili Cenk ablamız da rol alan sevgili mımımız gördüğünüz gibi. Fakat bundan önce koyduğumuz mım neredeyse birçok program, yani onlarca program idare etmesine rağmen burada koyduğumuz çift mım iki program zor idare etti. Bakınız nereye gelmiş. Yani şuradan iki programda gitti buraya. Yani bunda nasıl bir çapan oldu, bir Ali Cengiz oyunu yaptılarsa mumların da süratle yanmasını sağlamış bazı dostlarımız. Evet, sanırım mumların parafininden biraz tırtıklamak suretiyle biraz daha ucuza getirmeye çalışmışlar anladığım kadarıyla. Parafinli yar aldı yar. Evet, bir mumcunun karısına yazdığı şarkıyla karşınızdaydık. Dolayısıyla hani görüyorsunuz mumumuzun durumu, hani aklınızda olsun diye. Hani kulağınıza bir kar suyu kaçıralım istedik. Hani olur da mum alırsınız filan hani. Evet. Bu arada fermuar şeysi yok. Çünkü bir şekilde o buralar toplandığında atılmış. Gelip almadığınız için. Bu vaktinde gelip almazsanız ondan sonra ağlanırsınız. Fermuar şeysi nerede? Fermuar şeysi nerede? Güzelim fermuar şeysi çöpe gitti sevgili izleyiciler. Onu İstanbul çöp öğütme ve arıtma tesislerinde arayıp bularak bize getiren dostumuza neler vermeyiz değil mi Cenk'ciğim? Evet, onu geri vereceğiz kendisine hediye olarak. Sevgili izleyiciler, aplikasyonumuza gelelim. Aplikasyonumuz aslında Aklipas. Ülkemizi birazcık temsil eden ama tüm insanlığa hitap eden bir misafirlik uygulaması, Allah kahretmesin. Evet, biliyorsunuz Türk misafirperverliği çok meşhurdur. Çin misafirperverliğiyle yarışır bir haldedir. Fakat ufaktan yok olmaya yüz tuttu. Çinliler de zaten bitti çünkü o kadar kalabalıklar ki artık hiç kimse birbirine gidip gelmesini istemiyor. Evet. Türk misafirperverliği o kadar ünlüdür ki sevgili izleyiciler. Türk misafirperverliği adında kalıplaşmış bir kelimedir. Yani mesela Danimarka'da misafirliğe giden dostlarımız Danimarka misafirperverliğini şunlara gösterelim demezler. Yine Türk misafirperverliğini şunlara gösterelim derler. Herkes sanki Türk misafirperverliği kendininmiş gibi davranmaktadır. Çünkü herhangi bir Danimarkalı'nın komşusunuz falan diyelim, kapısını çalıp merhaba biz geldik falan dediğinizde tamam da niye? Yani bir sebebim var, bir çapın ne oluyor falan. Ya da Türk müsünüz diye sorarlar. Evet, çünkü misafirperverlik onlarda gelişmemiştir. Evet, dolayısıyla biz bunu da aynı zamanda, yani hem bizim misafirperverliğimizi pekiştirmek hem de yabancılarınkini geliştirmek maksadıyla Misafir League adını verdiğimiz bir aplikle karşınızdayız. Tebrik ediyorum hepinizi sevgili izleyiciler. Evet, gerçekten çok şanslısınız. Bu Misafir League adlı başka isimler de düşündük. Misafir Pervert, efendime söyleyeyim. Guest Apo gibi, ama en uygunu bu oldu. Çünkü içinde bir de puanlama sistemi olacak. Yani sezon sonunda sonuçta misafir, ben misafir olmak istiyorum ya da misafir gelsin istiyorum butonları var.
Bir tanesine basıyorsunuz ki muhtemelen herkes misafir olmak istiyor ama basacaktır, ama onun da belli bir sınırı var. Yani günde sadece iki kere basabiliyorsunuz gibi. Gibisindenları. Orada tabii sonrasında o ayarlamaları yapacağız. Yani 5 olur, 2 olur falan. Onlar gelişecek ve çeşitli update'larla bugüne kadar gelecektir sevgili izleyiciler. Ayrıca önce işte bir ana ekranda gitme, yani misafir olmak mı, misafir gelmesini mi istiyorsunuz seçeneğini tamamladıktan sonra istediğiniz misafirin özellikleri, onunla yapabileceğiniz sopiş adını verdiğimiz olguları kendiniz seçip tanımlayıp betimleyerek son derece güzel dakikalar geliştirebilirsiniz. Orada bir de sürpriz misafir butonu olacak. Orada size nasıl bir şeyin geleceğini bilemeyeceksiniz. Yani sürpriz misafir olsun ya da zaten aplikasyon sizin daha önce çağırdığınız misafirlere göre sizin profilinizi belirleyip ona göre bir misafir de gönderebilir. Ya da tam tersi, hiç alakası olmayan, yani siz diyelim ki arkeologsunuz. Bir bakıyorsunuz size bir Koreli popçu geliyor mesela. Koreli popçu deyince beni uyutmuştun az evvel. Orada uyandım Cenk'ciğim. Tırstın değil mi? Evet. Yani tabii böyle de olabilir. Veya sevgili aplikasyonumuz içerisinde David diye bir şey oluşturabiliriz. Bir maskot. David'siz misafir gibi, ya da davetsiz misafire böyle gönderme. Hani yabancılar da anlasın diye. Un David. Zaten eğer böyle bir maskot olduğun durumuna karar verirsek, bir David kostümü giydirdiğimiz bir arkadaşımız etrafta işte bu kahvecilerin önünde falan o kostümle gezip misafirlik falan şeklinde aplikasyonumuzu tanıtacak. Evet, şıngırdayan bir David Bowie mesela olabilir değil mi Cenk'ciğim? Evet, yani bu aplikasyonumuzda sadece yapacağınız muhabbeti değil, gelecek olan kişimiz, daha doğrusu misafirimiz tek kişi mi olsun, ailecek mi gelsinler, çoluk çocuk mu, erkek kız, bütün bunları seçim hakkına sahipsiniz sevgili. Gelirken ne hediye getirsinler? Eli boş mu gelsin? Eli boş gelsin de diyebilirsiniz. Eli boş istiyorsanız daha fazla seçenek karşınıza çıkacaktır. Çünkü herkes bir şey götürmek istemeyebilir. Evet. Tabii bu böylece dostluklar artacak. Efendime söyleyeyim, bu aynı zamanda bir tür iş gücünüzü de artırıcı bir şey. Yani o adamlar mesela oturur konuşurlar. Kadınlar kendi aralarında. Sen de mi oraya üyesin? Ben de o workshop'a gidiyorum falan gibisinden muhabbetler geliştirirler. Neler türer, neler Allah kahretsin. Dolayısıyla reklam verilmeye de çok açık. Yani bir sürü workshop'tur, şudur budur. Oraya reklam verip biz de misafir ligdeyiz falan gibi şeyler söyleyecekler. Misafir ligin hemen altına da misafir ol gel bana diyelim diyorum. Ben de görücü usulü diye bir şey... ya da kız isteme gibi bir şey de yapabilirim. Hani orada sadece misafirliğe değil, gitmişken 3-5 baş göz dünürize birlikler. Yani gittiğiniz yerden akraba olarak çıkmanızı sağlayacak çözümler üretilebilir. Bence bu aplike koymayalım. Daha sonra yani baş göz adını vereceğimiz başka bir aplikte. Hani head eye. Evet. Burada tabii siz gittiniz, misafirlik şey oldu. O gün işte halka kara kikiri, kahveler yapıldı, tatlılar yendi falan filan. Çıkarken herkes birbirine puan veriyor. Bu sezon sonunda yıldızlamasyon. Da, yıldızlamasyon ve çeşitli yorumlar da yazılıyor. Yani kahvesi iyiydi ama işte evin beyi pek suratsızdı. Gibisinden. Evet, ev çok pisti, aşırı düzenliydi, simetri hastası idi falan gibisinden. Evet. Şeyler, yani bunlar tabii belli seçenekler ama siz ayrıca kendi seçeneğinizi de oraya ekleyebilirsiniz. Dolayısıyla sezon sonunda en fazla puanı olan Guest of Honor olacak. En düşük puanı alan da Guest of Honor. O da pencereyi açıp anırsın. Ne kadar güzel. Humiliasyon da buldunuz. Tebrik ediyorum. Tabii sevgili izleyiciler, bir süre sonra orada birçok ünlü misafirler, yani çok fazla kişiye gitmiş veya çok fazla kişi ağırlamış bizim misafir ligin ağır topları diyebileceğimiz dostlarımız olacaktır. Onlara misafirliğe gitmek, onlar tarafından ağırlanmak veya onların sizin misafiriniz olması büyük bir onur telakki edilecektir diye düşünüyorum. Hell yeah, goddamn sevgili izleyiciler. Bir de bu mesela yemek sepeti, misafir sepeti de olabilirdi ama çok taklit gibi olur o zaman. Şey nasıl, misafir ol gel bana'yı kısaltıp gel bana desek. Gel bana. Gel bana. Biraz çok harsh bir isim olur. Yani oldu, evet. Onu şöyle yine biz misafir lig olarak şey yapalım. Hem biraz böyle futbol sıralama falan o tarz şeylerdi. Evet. Belki belli dönemlerde misafir kampları düzenleri, yani bu misafirlerle, misafir lig üyeleriyle işte Kaz Dağları'nda kamp yapıyoruz. Tabii tabii, yani pek çok firma zaten yani ilk 10 misafir ligdeki guest ve misafirlerimizi biz de misafir etmek istiyoruz gibisinden zaten olayı atlayacaklardır havada. Evet, yani belli işte
tur yol olsun, halk otobüsleri, taksiler, şunlar, hatta uçak, otobüs seyahat firmaları misafir lig için özel indirimli taşımalar, tarifeler yapacaklardır. Mümkün mertebe misafirliği geliştirme amaçlı herkes seferber olacaktır diye düşünüyorum, evet, sevgili izleyiciler. Yalnız bu aplikasyonun kullanımının devamı için, yani gittiniz bir kere, tanış oldunuz, ay bir daha gelelim, siz bana gelin falan filan gibisinden kendi aranızda karar verip misafirliğe gidemiyorsunuz. Onu mutlaka bizim aplikte gidiyorum, o geliyor falan gibisinden. Zaten telefon paylaşmak lazım. Yasak. Sistem telefon numarası paylaştığınızı tanıyor ve onun üzerini siliyor sevgili izleyiciler. Misafirlik üzerinde yine normal, evet, bir mesajlaşma, hatta konum gönderme özellikleri de bulunacak. Bunlar zaten standart. Ayrıca diğer bütün aplikasyonlar gibi siz bütün profilinizi girerken, yani bütün şecerinizi oraya yazıyorsunuz neredeyse, ikametgah. Kimsiniz, kimlerdensiniz? Tabii ki, ve siz sadece aplikasyonu kullandığım zaman aplikasyon benim bulunduğum yeri görsün falan diyorsunuz, ama yine bütün aplikasyonlarda olduğu gibi her daim bu sizi takip ediyor. Nereye gidiyorsunuz, ne yapıyorsunuz, bu dataları da üzerinize afiyet Facebook'a falan biz satacağız. Tabii bu ünlüler için de çok önemli bir uygulama sevgili izleyiciler. Çünkü biliyorsunuz pek çok ünlü artık kendisinin geldiği konumdan dolayı bu misafirlik adetlerini falan yaşayamamaktan muzdarip, evet, dostlarımızdır. İnsan içine çıkamayan. Ama bunlar tabii hiç kimliklerini belli etmeden o davetsiz ya da sürpriz misafir butonu altına kayıt olmak suretiyle misafirliğe gitme ya da misafir ağırlama ihtiyaçlarını misafirlik üzerinden gizli bir biçimde geliştirebilirler, karşılayabilirler. Çünkü bu ünlüler biliyorsunuz çeşitli lüks sitelerde 4-5 ünlü bir arada yan villalarda oluyor. Devamlı birbirleriyle görüşüyorlar. Dolayısıyla zeka seviyesi her geçen yıl daha da azalıyor. Ama zaten bu aplikasyon sayesinde, değil mi? Evet, aynen. Zaten ünlü oldukları zaman bunlar otomatikman kanka oluyorlar. Aslında birbirlerini hiç tanımadıkları halde. Evet. Ünlü oldukları için bizim ya tamam falan diye birbirlerini gördükleri zaman sanki yıllardır tanışıyorlarmış muamelesi yapıyorlar. Böyle olgulara da misafirlik son veriyor sevgili izleyiciler. Gerçek dostlukların kurulmasını sağlıyor. Evet, yani orada bir bana ünlü misafir gelsin gibi bir buton yok yani, ama sistem bir tane kendisi size gönderebilir. Yani caddeye kapınızda Kenan İmirzalıoğlu'nu bulabilirsiniz. Yine mi Kenan İmirzalıoğlu? İsim çok akılda kalıcı. İmirzalıoğlu. Yeah. Veya öbürü deydi, bir tane daha vardı bizim sürekli ismini. Bak, o fazla akılda kalıcı değil demek ki. Şu an aklıma Kenan Erçetingöz geldi. Çok saçma ama onun adına benziyor herhalde. Yok, hayır, değil. Neyse. Ne, sarışınımsı olan. Evet, sarışınımsı olan. Neyse, ismi aklıma gelmedi. Demek ki çok da şey yapmıyormuşuz, ilgilenmiyormuşuz. Sevgilisi. Meğer ama hafızmış. Yani Kenan gibi değilmiş en azından. Değil değil. Kenan nere, o nere. Evet. Evet, yani sizler de tabii bu uygulamamız için fikirleriniz olabilir. Şunu ekleyin, bu da olsun. Şu niye yok? Evet. Falan gibisinden aklınıza gelen Hin ve Cin adını verdiğimiz fikirlerle uygulamamızın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz. Yalnız bir ricamız var. Eğer bu aklınıza gelen ilk fikir olacaksa onu yazmayın. Yani daha önceden biraz düşündükten sonra başka konularda birkaç fikir gelmiş olan arkadaşlar fikirlerini yazsınlar. Tecrübeli fikirci yani. Evet, dolayısıyla ilk fikirleri göndermeyin, eleriz sevgili izleyiciler. Banlanma sebebi olabilir. Hemen belli ediyor zaten o kendine. Çok heyecan verici bir aplik olacağını ben düşünüyorum. Ben de şu an çok heyecanlıyım. Bak, elim nasıl titriyor. Ama öbür elinle ateş ediyorsun neyse ki. Evet, burada da tabanca tutuyorum. O yüzden hiç açık etmedim onu. Anladım. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyor ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Ortaklıklarınızı bekliyoruz. Müebbetinden, muhabbetinden, koy bir de suyundan. Müebbetinden, muhabbetinden, koy bir de suyundan. Müebbetinden, muhabbetinden, koy bir de suyundan.